Evet arkadaşlar, herkese değerli katılımlar için öncelikli olarak teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Engelsiz eğitim projemizde hızla Android erişebilirliği konusunda diğer derslerdeki arkadaşlarımızın, eğitimci arkadaşlarımızın olduğu gibi biz de Android alanında anlatımlarımızı hızlıca devam ediyoruz. Bugün Android'de uygulama yükleme türlerini ise anlatmaya çalışacağım. Bununla birlikte tabii öncesinde de bugün aslında programda ve yer vermeyi unutmuşum. Mesajlaşma ve telefon uygulamalarını biraz göstermek istiyorum. Çünkü bu önemli bir nokta. Dün de iOS'ta çok güzel bir sunum yapıldı mesajlaşma. Keza ondan önceki haftada telefon uygulamaları yapıldı. Buradan yola çıkarak da bunun bir Android karşılığı nedir, ne değildir? Biraz böyle bakalım. Ondan sonra Google Play üzerinden veya ekstra kaynaklardan nasıl uygulama yüklenir? Bunlara bir göz atmaya çalışalım. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar telefon uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki telefon uygulamaları, işin teorik kısmını birazcık şöyle bir geçmek gerekirse, telefon uygulamaları ve rehber uygulamaları birçok cihazda, günümüz birçok cihazda erişilebilirliği olan sistemler. Fakat ben gene görme engellerin erişebilirliği konusunda, yani görme engelleri erişebilirlik anlamında gerçekten faydalı bir takım özellikler sunan Galaxy serisinden ben devam edeceğim. Ve onun telefon ve rehber uygulamalarını şöyle kısaca bir tanıyacağız. Ama bununla birlikte Google Play Store'da size önerebileceğim, eğer aldığınız Android sistem veya gene yakınlarınızdan şöyle elinize alıp kurcaladığınızda rehber uygulamaları eğer erişilebilir değil ise DW kişiler ve tuş çeviricisi de dahil olmak üzere böyle bir uygulama var. Rehber ve kişiler. Bu DW kişiler programını Play Store'dan indirebilirsiniz. Hatta bununla ilgili deneyimi de ekibimizden Sayın Hüseyin Demirel arkadaşımız da bir takım çalışmalar yürüttü bu işle ilgili olarak. Şimdi isterseniz yavaş yavaş böyle bir rehber uygulamalarımıza girelim. Öncelikli olarak 20.06. cihazımızın biraz sesini Karanlık ekran arttıralım. devre dışı. Cihazım kilidi açıldı. Ana sayfa ekranı. Zil sesi ses düzeyi %100 olarak ayarlandı. Zil sesi ses. Şimdi. Favori uygu düğmesi. Telefon. Boşluk yok. Telefon. Evet. İlk önce telefon kısmına bakalım. Ve bu göstereceğim sistem arkadaşlar tüm Galaxy serilerinde aşağı yukarı var. Yani hangi bölümlerden oluştuğunu hep birlikte Kayıtlar. göreceğiz. Kayıtlar. Şimdi. Tuşlar. Sekme bir dördüncü. burada ekranda 4 tane sekme var. Birinci sekmemiz tuşlar sekmesi arkadaşlar. Detaylandıracağız bunları ama ana başlıklarını size anlatmak istiyorum. Tuşlar sekmesinde numara çevirici var. Bu isterseniz iki kere tıklamayla numaralar aktifleşeceği gibi erişebilirlik ayarlarından hızlı giriş tuş girişini eğer deaktive ederseniz bu sefer iki kere tıklama yapıyorsunuz. Ama hızlı tuş girişini aktive ederseniz ise tek tıklamayla ekrana yazıyor. İkinci sayfamıza geçelim. Bugün başlık. 40. Evet. Bugün başlık. Günlük vitreleri. Tüm tuşlar. Sekme. Kayıtlar. Sekme 2 dördüncü. Şu an zaten kayıtlarda. Kayıtlarda ise gün gün gelen aramalar, giden aramalar bunların hepsinin kaydını tutuyor. Örneğin gene bunun da detaylarına gireceğiz. Buradan direkt kişiyle ilgili temel ayarlara ulaşabiliyoruz. Örneğin kişinin cep telefonu, çeşitli bağlantıları, WhatsApp bağlantıları, Google bağlantıları veya benzer Skype bağlantısı varsa onların hepsine ulaşabiliyoruz. Favorilerim. Sekme 3 dördüncü. Sık arananları sistem favorilere atabiliyor ya da siz kişileri favorilere ekleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Buradan gene en sık aradığınız kişilere ulaşmamız mümkün oluyor. Kişiler. Sekme 4 dördüncü. Ve en sonunda da kişiler sekmemiz var. Bu kişiler sekmemizde de rehberimizde kişilerimiz olarak hani Google'da senkronize ettiği kişiler veya Facebook adresleri olabilir. Birçok şeyi burada saklayabiliyor. İsterseniz baştan başlayalım. Favorilerim, kayıtlar, tuşlar, sekme 1 4 tuşlar. Evet, bildiğimiz numara pedi var burada. Ben şimdi 6 düğme. şöyle 9 düğme. Kare düğme ilk zilsiz önce modu etkinleştirmek 0 düğme artı işareti girmek için iki parmağınızda 9 0 düğme artı işareti girmek için iki parmağınızda dokunun ve basılı tutun uzun basıldı artı işareti. evet, ekrana artı işareti yaz mesela. Şimdi
Burada arkadaşlar dediğim gibi ben hızlı giriş tuşunu etkinleştirdiğim için bastığım anda ekrana yazıyor. Ama aynı zamanda ben eğer erişebilirlik ayarlarından hızlı giriş tuş girişini etkinleştirmemiş olsaydım ekrana iki kere tıkladığımda yazacaktı. Aynı zamanda tuşları aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağı süpürme hareketiyle de arkadaşlar biz yazdırabiliyoruz. Hemen bir numara yazdıralım bununla ilgili olarak. Kare, bir de o yarım, kare, 0, virgül düğme, 9 düğme, 8 düğme, 7 düğme, 6 düğme, 5 düğme, Süpürme hareketiyle bir önceki ve bir sonraki 6 düğme, yapabiliyoruz. 5 düğme, Şimdi mesela 5'e 5. 5'e tıkladık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çift tıkladığımda ekrana yazdı. İlla ki 5'in üzerinde tıklamanıza gerek yok. Ekranı herhangi bir yerinde tıkladığımızda, dokunduğumuzda bu 5'i ekrana yazacaktır arkadaşlar. Favorilerim, sekme 3 rehbere ekle düğme. Ve örneğin bir numara yazdık ve burada rehber ekle düğmesi çıkıyor. Rehber ekle düğmesi çıktığı zaman değerli arkadaşlar, hemen hangi bölümlerden oluştuğuna hızlıca buradan bakalım ve daha sonra diğer bölümlere devam edelim. Kişiler, yeni kişi ekle düğmesi, mevcut kişiyi güncelle düğmesi. Rehberimizde bir kişinin ekstra ikinci bir numarasını girecek olur isek veya yeni bir numarasını girecek olur isek mevcut kişiyi güncelle diyebiliyoruz Yeni kişi ekle düğmesi. veya yeni kişi ekle düğmesi diyoruz. Peki yeni kişi ekle dediğimizde ne gibi seçenekler çıkıyor? Uyarı kişinin kaydedileceği yer, yeni hesap ekle. 5 kişinin kaydedileceği yer, cihaz. Cihaz hafızasını istersek kaydedebiliyoruz. SIM kartı. SIM kartımıza kaydedebiliyoruz. Google, sarkararikan@gmail.com. Ve Google adresimize kaydedebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yani cihazınızda kaydedip yedek de alabilirsiniz ama şimdi çok bizim gibi çok cihaz değiştiren biri iseniz ben genelde hani Google hesabıma numaraları girmeyi tercih ediyorum. Çünkü ben bir sonraki telefona taktığım zaman, sisteme taktığım zaman bilgilerimi, sim kartımı veya da Gmail adresimi girdiğim zaman daha doğru bir tanımlama olacaktır telefonuma. Direkt numaralar ekrana otomatik olarak yükleniyor kişiler bölümüne. Ve ben bir daha numaraları girmekle uğraşmamış oluyorum. Yani bir senkronize etmiş oluyor. Samsung account.sarkararikan@gmail.com. Aynı zamanda Samsung account'umla da bir senkronize etme söz konusu. Yani Samsung account'ımda girdiğim zaman gene numaralarım gelebiliyor. Microsoft exchange.sync.sarkarbest@hotmail.com. Evet ve buradan gene Hotmail kişilerimi de istersem tanımladığım takdirde eğer adres bilgileri varsa kişi bilgileri gene senkronize edebiliyor. Yeni hesap ekle düğmesi. Kişinin kaydedileceği yer, cihaz, SIM kartı, Google, sarkararik, Mesela ben böyle bir kişi oluştur, Google'a düzenleme kutusu girmiş isim, olayım. genişlet düğmesi, düzenleme kutusu isim, Burada isim metin girmek girebiliyoruz. için iki kez hafif çevirme, seçmek için iki kez hafif çevirme, uzun bat, genişlet düğmesi, telefon, yeni ekle düğmesi, açılır listesi, cep telefonu, Burada tabii çeşitli değiştirmek seçenekler için var. iki kez hafif çevirme, Ekrana iki kere vurduğumda bakalım. içinde 9 ay gösteriliyor. İşaretli cep telefonu. İşaretli değil iş. İşaretli değil ev. İşaretli değil ana. İşaretli değil iş faksı. İşaretli değil ev faksı. Gibi Değiştirmek için burada işaretli değil çağrı cihazı. birçok seçenek var. Ya bu Değiştirmek için iki seçenekleri kez hafif hepimiz çevirme. biliyoruz bu şekilde. Düzenleme kutusu var. E-posta. E-posta bilgileri Yeni ekle düğmesi. Gruplar. Zil sesi. Varsayılan. ve özel zil sesi atayabiliyoruz. Bu zaten hepimiz Nokia kullanıcıları olarak zamanla sık sık kullandığımız noktalar. Bu şekilde Başka alan ekle düğmesi. daha da detay ekleyebiliyoruz. Mesela başka alan dediğimizde neler sunuyor Uyarı bize? başka alan ekle. Başka alan ekle. İşaretli değil fonetik adı. İşaretli değil organizasyon. Organizasyon ekleyebiliyoruz kişinin şirketi varsa. İşaretli değil ime. Bu herhalde IM denilen Messenger adresini falan ekleyebiliyoruz. Yani ya da Skype İşaretli değil adres. adres gibi seçenekler burada var arkadaşlar. Buradan geri Kişiler, kişi geliyorum. oluştur. Klavye görüntülendi. Kişi kaydedildi. İsim, tuşlar. Ana sayfa ekranı. Evet, tekrardan telefona Favori uygulama geleceğim. düğme. Telefon. Tuşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Ümmet Sarper. tuşlar kısmı Tuşlar. bu Sekme 1-4. şekilde. Kayıtlar. Sekme 2-4. Şimdi kayıtlar kısmına gelelim. Arama kaydı. Kayıtlar.
Bu arada tuşlarda Tuşlar. şöyle Tuşlar. bir sol alt tarafta ekranın uzunca basacağım ve bana bir menü verecek. O menülere de bir bakalım hep birlikte. İçinde 3 öğe gösteriliyor. Hızlı arama. Hızlı arama atayabiliyoruz Ayarlar. numaralara. Ayarlara gene ulaşabiliyoruz. Yardım. Ve konuyla ilgili bölümle ilgili yardım alabiliyoruz. Ayarlar. Ayarlara bakalım. Ayarlar. Ayarlar. Yukarı gezinir. Kırk arama. Arama ile ilgili ayarlar var. Kişiler. Kişilerin nasıl gösterileceği ile ilgili ve nerelerden kişi senkronize yapayım bununla ilgili ayarlar var. Ayarlar. Yukarı gez. Arama. Kişiler. Arama. Evet, iki tane seçeneğimiz bulunmakta burada. Buradan geri gelelim. Tuşlar. Güç tuşlar. Kayıtlar. Arama kaydı. Evet, Kayıtlar. şimdi. Favori. Kişiler. Günlük. Diğer seç. Bugün. Can. Temel kişi. Hakan Kılıç. Artı 90. 500. Temel kişi ayrıntılarını Şimdi görmek için çift ben dokunun bugün düğmesi. aradığım ve bana gelen numaraları Hakan görüyorum. Kılıç. Bakalım Temel kişi. Hakan bana Kılıç. Artı 90. 555. bilgi verecek mi? 321. 76. 36. 1944. Evet, burada Temel kişi ayrım. Can Parçağım. Artı temel Hakan Kılıç. Artı evet. 90. 555. İstersek 321. detaylara Temel kişi ayrıntılarını görmek ulaşabiliyoruz. için çift dokunun düğmesi. Rehberdeki temel kişi ayrıntılarına Kişiler. ulaşabiliyoruz. Hakan Kılıç. Bakın. Kişi ayrıntılarını görmek için çift dokunun. Kişi ayrıntılarını görebiliyoruz. Favorilerden kaldır düğmesi. Benim favorilerim de olduğu için tabi buradan istersek favorileri ekleyebiliyoruz. Telefon Hakan Kılıç'a telefonu düğmesi. Profile artı 90, 555, WhatsApp bilgilerine cep telefonu ulaşabiliyoruz. artı 90, Ve 555, buradan 321, 76, geri 36 isimli kişiyle gelelim. görüntülü arama yap. Tuşlar. Böyle detaylı Ünlü insan, bilgilere ünlü insan, buradan kayıtlar, sekme, ulaşabiliyoruz. favorilerim, sekme 3, 4. Bir de favorilerimize bir bakalım isterseniz. Favorilerim. Kişiler, favorilere, diğer seçenek, favoriler. Bir tanem, bir tanem, temel, can Burada parçağım. gene Can parçam. Temel kişi ayrıntı. en Elif çok abla. kullandığım, aradığım Elif abla. kişileri Temel kişi. Fahri Harikan. Fahri Harikan. bulabiliyoruz Temel bu kişi şekilde. Ve ayrıntılarını gene görmek burada için çift da dokunun düğmesi. temel kişi ayrıntılarına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kişiler kısmına Güç gelelim. tasarrufu modu. Güç kişiler. Sekme 4 4. Son sekmemizde kişiler var. Ve Kişiler. burada istediğimiz kişiyi hem bulabileceğimiz gibi hızlıca arama yaptırarak 47. Düzenleme kutusu. Ara. hem de burada parmak hareketiyle gezebiliyoruz. Yeni kişi, gruplar, diğer seçenekler düğmesi. Ve buradan gruplar oluşturabiliyoruz. Gruplar, diğer seçenekler düğmesi. İsterseniz bir de seçeneklere bir bakalım. Sonra bir kişi aratalım bakalım İçinde bulabilecek altı ön miyiz. seç. Cihaz kişilerini şuraya taşı. Cihaz kişilerini belli taşıyabiliyoruz. Hızlı arama. Hızlı arama olarak atayabiliyoruz. Benzer kişileri yönet. Benzer kişileri yönetebiliyoruz. Bunların hepsini birleştirebiliyoruz veya detaylarını ayarlayabiliyoruz. Ayarlar. Ve gene burayla ilgili ayarlar var. Yani nasıl görüntülensin kişiler? Hangi Gmail adresimden mi sadece kişiler görüntülensin ya da telefon kişileri mi görüntülensin gibi ayarlar burada var arkadaşlar. Yardım. Gene yardım. Şimdi ben hızlıca Kayıtlar. Hava. Hava. şimdi Gir. tekrar bir Telefon. telefona girelim. Favorilerim. Kişiler. Kişilere Kişiler. geldik. Düzenleme kutusu. Mesela Klavye burada görüntülendi. klavye Ona. görüntülendi. Y. Y. G. H. H. A. A. K. K. Q. A. A. B. N. N. Hakan Gültekin. Hakan Kılıç. Temel kişi Hakan Kılıç. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde aramak istediğim kişiyi buradan arayıp bulabiliyorum. İsterseniz hazır buradayken bir arama yapalım ve arama anında tuşları nasıl seslendiriyor onlara bir bakalım. Hakan Bey Kişiler. sizi arıyorum şu an. Hakan video mesaj gönder. Cep telefonu. Şu an Koşullu arama yönlendirme aktif. Aranıyor. Hakan Kılıç. Artı 9 0 5 5 5 3 2 1 7 6 3 6. Son konuşulan. Bugün 19.44. 1 dakika 45 evet. saniyeye. Şu Bir an öğeden bir tanesi Hakan abi beni gösteriliyor. duyuyorsun galiba. Evet, duyuyorum Ha, hocam. şu an burada arkadaşlar hangi seçenekler var onlara bir bakalım. Arama ekle düğmesi. Arama ekleyebiliyoruz ve konferans oluşturabiliyoruz. Tuşlar düğmesi. Tuş girişi yapabiliyoruz ki bu mesela şeyde çok önemli özellikle bankacılık Bankacılıkta da. işlemlerinde çok önemli.
Bununla ilgili detayı da birazdan verebiliriz ama burada kolaylıkla tuşlama yapabiliyoruz. Kapat düğmesi. Kapatma çok basit. Hoparlör, anahtar, işaretli. Bu arada bu cihazlarda arkadaşlar kulağımıza götürürsek yani hani iPhone mantığı kulağımıza götürürsek dışarı vermeyi kesiyor ama elimizde tutarsak bu şekilde dışarı veriyor otomatik. Sessiz, anahtar, işaretli değil. Sessiz olarak tıkladığımızda karşı tarafı sesimiz gitmiyor. Bluetooth, anahtar, işaretli değil. Bluetooth hoparlöre verebiliyor veya kulaklığa. 1 dakika 2 saniye ekranına geç düğmesi. Ve burada bizim tabi sisteme özel Edge ekranına geç, ikinci ekrana geçme olayı var ki bunu artık burada değinmeyelim. Bu şekilde bir seçenek söz konusu arkadaşlar. Hakan Bey ben kapatıyorum şimdi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve bu şekilde isterseniz şunu yapalım. Hakan Bey siz beni bir arayın Kişiler. abi. Sen beni bir ara nasıl yanıtlıyoruz onu bir görelim öncelikli olarak. Aramanı bekliyorum. Arama ve reddetme olayını da size göstermek istiyorum rehber uygulamalarında. Bu arada arama ve reddetme olayını güç tuşuyla yapabiliyoruz ki bunu erişilebilirlik ayarlarından veya arama ayarlarından yapmamız mümkün. Arama ayarlarına girip ayarlardan reddetme ile arama yanıtlama ile ilgili ayarı yapabiliyoruz. Bu sistemlerde fiziksel ana ekran tuşu olduğu için ana ekran tuşuyla arama yanıtlama, güç tuşunu iki defa bastığımızda da reddetme yapabiliyoruz. Şu an Gelen arama Hakan Kılıç 6905553226. evet. Aramayı kabul etmek, aramayı reddetmek için Ben parmağınızı sol hemen kaldırın düğmesi. ekrana basıyorum. Hakan Bey sizi yanıtladım. Evet, Şimdi teşekkür ederek tekrar aramayı kapatmak için güç tuşunu iki defa basıyorum. Teşekkürler. Evet, bu şekilde ekran arama kapalı. reddetmeyi de arkadaşlar yapmış oluyoruz. Tabii bununla birlikte ikinci konu anlatımımız olan mesajlaşma uygulamasına geçmeden önce bir sorunuz var mı diye size dönmek adına mikrofonun kilidini açacağım. Konuşma modu açık. Dosya alt menü. Durum alt menü. Durum. Bas konu. Mikrofonu kilitle. TeamTalk 4 klasik. Konuşma modu kapalı. Evet arkadaşlar, bir sorusu olan arkadaşım var mı? Evet. Galiba sorusu. Konferans uygulaması nasıl? Az önce arama tabii ikinci bir kişi şu an bizden biri olmadığı için onu Hüseyin abi var. Hüseyin abi var. Hüseyin Bey ben de kayıtlı değil abi. Eski telefonda kaldı o. Bir birleşme yapılamıyor ama onu Hakan abi istersen sen o sırada hazırlığını yap ve onu da mikrofonu bırakayım Abi anlat. numaram varsa beni de arayabilirsiniz. Yani konferansı göstermek için. Geç Android yok bende ama hani senin tarafından yapmak için arayabilirsin. Tamam bunu şey yaparız. Hakan abi onu istersen sen yapıver bizi bağla. Ondan sonra o bölümü de o şekilde şey yapalım ayarlayalım. Ömer'le beni Hemen bağlayabilirsin. geçelim mi? Nasıl? Ha yok Hüseyin abi burada değil diye demiştim de buradaymış. Onu da yapabilirsiniz Yok yok yani. hayır şimdi Sarper cihazı değiştirdiği için bir gün oldu daha. Evet ben daha Bazı yeni alışmaya numaraları çalışıyorum. akorttan geçiremediği için eksik Aynen numaraları aynen aynen tamamlıyor. aynen aynen aynen. Daha yeni düzenliyorum şeylerimi, rehberlerimi. O yüzden. Sen istersen şey yap, bağla bizi. Ondan sonra bir onu da görelim. Ben şimdi mikrofonu sana bırakıyorum abi. O aşamaları da anlatırsan iyi olur. Ses kısıp biraz yükseltmek istiyorum. Anlaşılıyor şu anda ya. Sesin titrediğini yok yok hoparlör sesi. Tabii ki cihaz sesi biraz Sarper'in anlattığı ses seviyesinden düşük. Yani hızlı pardon Sarper'in ses seviyesi her düzeyde kullanıcının anlayabileceği biçimde ama vakit kaybetmemek için. Sesi arama düğmesi. Sadece bu. Twitter, LinkedIn, Firefox, Hava. Hava 2020, Kartal. Bilgi yeni, telefon düğmesi. Favorilerim. Tuşlar, kayıtlar, favorilerim, kişiler, seçme 4 dördüncü. Ben favorilerden arayarak gideceğim. Doktor, doktor Gülge, Fatma. Hasan, Temel Keşi, Hüseyin, Hüseyin, Temel, Mehmet Gül, Mehmet Gül, Temel Keşi, Mehmet Gül 2, Mehmet Gül 2, Temel Keşi ayrıntılarını gör, ne bir, ne bir, Temel Keşi ayrıntılarını, Sanperar. Tıklıyorum.
Evet, şu an bağlandık. Ekrana panellerini ayrıştırdıkça cihazından ekranının merkezine doğru Hüseyin abi. Alo. Alo. Efendim? Hüseyin abiyle görüşecektim ama yanlış oldu yok, sanırım. Yanlış. Özür dilerim. Hoş geldin. Alo. Alo. Sarper. Evet, Hüseyin abi duyuyor musun beni? Hüseyin abi duyuyor musun beni? Çok evet. Harika. Harika. Tamam. Netice anlaşılmıştır yani. Şu favorilerden de ekleyebildiğim kişilerden de bir de yanlış arama yaptık manuel olarak. Başka kişiyi de aramış olduk ama Sarper orada pas durumunda bekliyordu. Evet, aynen. Biz çağrıyı sonuna bırakıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, power tuşuna bir defa dokunduğunda da aramayı bitirdik. Ve bir aramada 3-4 fonksiyonu bir arada tamamlamış olduk. Sarper, mikrofonu sana devrediyorum. Ekran kapalı. Şey, pardon, burada bir soru sormak istiyorum. Dünkü anlatımda iPhone anlatımında kişiyi önce bekletiyorduk. Burada aradığımız zaman ikinci kişiyi aradığımızda birinci kişi otomatikman mı beklemeye geçti? Evet, otomatik beklemeye geçti ve bir kişiyle görüştüm ben. Sarper'i beklemeye aldım. Daha sonra ben manuel olarak numarayı çevirmeyi tercih ettim ama orada bir rakamı yanlış çevirdiğim için bir yabancı kişi geldi. Hayır, ben değilim dedi. Ve o aramayı sonlandırdım. Tekrardan çağrı ekledim. Hüseyin abiyi bu sefer favorilerimden veya rehberimden bulup tıkladığım zaman aramayı gerçekleştirdi. Ve ekranda çağrıyı birleştir, kapat gibi birkaç seçenek bir aradaydı. Ben birleştiri tıklayarak konferansı oluşturdum. Peki bir soru daha. Birleştir nerede? Çağrıyı birleştirme vardı orada. Ekranda evet, birleştir, ekranda çıkıyor. İşte birleştiri tıkladık. Nerede o? Ama ekranda değişmiyor zaten. Süpürme hareketi yaptığımızda
İster aşağı yani sağdan sola, ister soldan sağa. Soldan sağa doğru yaparsanız imleç yukarıdan aşağı doğru gider. Sağdan sola yaparsanız imleç aşağıdan yukarıya doğru gider. Ben klasik elimin alışkanlığı soldan sağa gittim. Sağdan solda gitseydim daha çabuk yani H ekranına geçten itibaren yukarıya doğru yapabilirdi ama bana rakamlardan itibaren vermeye başladı listeyi. Ben en başta... Şimdi ben bir şey sorayım Hakan. Bu çağrıyı birleştir, tek başına çağrıyı birleştir mi var? Yani mesela bizde şey var, ben kendimden biliyorum, iPhone'dan biliyorum ama tabii aynı olmayabilir. Hem konferans var, yani konferans düğmesi var bir tane konferans oluşturmak için. Hem de çağrıyı birleştir diye merge call diye bir şey var. Aynı iki tane çağrı aldığınız zaman aynı anda. Bunlardan yanlış bilmiyorsam konferans normal konferans yapıyor, senden gidiyor ücret ama çağrıyı birleştir dediğin zaman karşıdan ücretlendiriliyor diye böyle bir şey duymuştum. Bu ikisi farklı şeyler diye hatırlıyorum ama Android'de bu ikisi ayrı ayrı yok mu? Sadece çağrıyı birleştir mi var? Bu konferans özelliği mi yapıyor, görüyor bu çağrıyı birleştir olayı? Evet, çağrıyı birleştir konferans özelliği görüyor. Zaten seçenekler içinde o vardı. Eksik bir yön varsa Sarper sen telafi et. Yok, eksiklik değil, sadece merak ettiğim bir şey sordum. Hani böyle mi acaba? Anlatımlarım. Ben konferans pek kullanmıyorum. Nadiren kullanıyorum. Sarper daha çok kullanıyor onu. Kaç kişiye kadar konferans yapabiliriz abi? Biz şimdiye kadar ben ve iki aradığım kişi totalde 3 olarak denedik. Daha fazla sayılıyı denemedim ben. 4 kişiyi görmüştüm ben. Yani muhakkak daha fazla destekliyordur. Ama 4 kişi rahat aynı bağlantıdan konuşabiliyor. Tabi bulunduğunuz baz istasyonun kalitesiyle de alakalı bağlandığınız hani sistem. O şekilde tekrardan hani sorunsuzca istediğiniz kişiye kadar bağlanabiliyor olabilirsiniz. Telefonumuzda birleştir seçeneği Hakan abi dediği gibi var idi. Başka bir konferans seçeneği zaten hani bu sistemlerde en azından yok. Bu şekilde kişileri birbirine birleştiriyor, bağlıyor. Ben bu arada beklerken bir bekleme sesi duydum. Arama bekletme sesi verdi bana. Ve o arama bekletme sesini bittikten sonra da bağlandığımı anladım ben. Ve hemen yanıtladım. Cevap verdim. Bu şekilde işliyor arkadaşlar sistem. Eğer bir sorunuz yok ise kısaca mesajlaşma uygulamasına geçip ondan sonra da Google Play ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bu şekilde anlatımımızı nihayete eriştireceğiz ve daha sonra sizin görüşleriniz, sizin katkılarınızla ve Android ile ilgili eklemek istediğiniz şeyleri konuşup kaydı bitireceğim. Başlamadan ben şunu söyleyeyim. Hüseyin abi, DW kişiler şu an cihazında aktif mi? Bu hafta çünkü ayarsız. Tamam, uygulamayı en azından kullanımını göstersin, tanıtımını yaparsın. O sende var diye bizi yüklemedik, aktif etmedik. Bu programı hazır değilse Hüseyin abi haftaya hemen ders başında yapabilir eğer hazır değilse. Haftaya yapalım çünkü çok detaylı varım. O ayarların hiçbirini yapmadım. Tamam abi, hafta başında önümüzdeki hafta söz ilk başta sende olacak. Ona göre bilgin olsun. Tabii. Bu konferans yani ya da işte çağrı birleştirmede ücretlendirme nasıl oluyor? Ya şimdi o konuda sanırım yani size geliyor galiba ücreti ama tam emin değilim. Yani çok araştırmadım açıkçası. Eskiden doğrudan mesela kişiye tamamıyla yüklenirdi. Şimdi eşit şekilde mi dağılıyor nedir? Onu bir araştırmak lazım. Kesin bir bilgiye sahip değilim. Arayan kişi arıyor abi. Kim arayan kişi? Muhtemelen. Kim aradıysa o şeydir, yükümlüdür. Mesela eğer sizin her yöne dakikalarınız varsa oradan düşer. İki kişiyle siz aradıysanız. Ama biri de sizi aradıysa o zaman herkese birer tane şey yazmış olur. Bir tane aranmış kişiye yazmaz. Mesela size ben sizi aradım. Siz Hakan'ı aradınız. Hakan'a yazmaz. Bana yazar, size yazar. O şekilde şey oluyor. Ama ben ikiniz de beni aradıysam iki kişiye de bana yazar. Aynen öyle. Arkadaşlar ben tekrar mikrofonu kilitleyerek anlatıma devam ediyorum müsaadenizle. Küçük soru da ben sormak istiyorum. Buyurun sorun. Bu süpürme hareketlerinde tek parmakla
aşağıdan yukarı mı daha sağlıklıdır, yoksa soldan sağa mı? Şimdi burada ekranda kullanımda aktif değilseniz süpürme hareketi fark etmiyor. Aşağıdan yukarı yaparsanız belki istediğiniz menüye daha kısa ulaşabilirsiniz. Ama yukarıdan, yani soldan sağ olarak giderseniz menüyü baştan dinlersiniz. Ötekinde 10 tane üye var. Bizim çağrıyı birleştir 7'de ise sağdan sola yaptığımız zaman, yani aşağıdan yukarıya gittiğimiz zaman 7. üyeye ulaşmanız daha pratik olacaktır. Bir de ekranda parmağınızı, yani karanlık, o birleştir yok seçeneğinin 3 aşağı 5 yukarı nerede olduğunu bilirseniz parmağı boşluk o noktaya yok getirerek de onu duyduğunuz zaman direkt o noktaya boşluk iki yok defa tıklayarak boşluk o işlemi yok de gerçekleştirebilirsiniz. Ama boşluk bu yok el pratikliği kazandıktan sonra olabilecek bir şey. Şöyle bir ekleme yapayım. Eğer seçeneğin herhangi bir yerde oturup ondan sonra süpürme hareketi yaparsanız daha kısa olacaksınız. Arkadaşlar, isterseniz mikrofonu alayım ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar, mesajlar, yaz. Mesajlaşma uygulaması gayet erişilebilir oluyor bu tarz sistemlerde. Google'ın kendi ham cihazında Hangouts adı verilen bir mesajlaşma uygulaması var. Ve Hangouts aynı zamanda sesli görüşmeyi de destekliyor diye biliyorum ama yanlış olabilir. Çok kullandığım bir hizmet değil. Ama Hangouts aynı zamanda anlık bir mesajlaşma programı gibi bir yandan da bir normal mesajlarınız da oraya düşüyor. Onu ilerleyen aşamalarda göstereceğim ama ben gene erişebilirlik açısından en kuvvetli olan Galaxy serisinin mesajlaşma uygulamasını göstermek istiyorum. Şimdi mesajlaşma uygulamasını oluşturan bölümler görüşmelerin hepsini belli bir diyalogda toplayan bir bölüm var. Benim mesela bir kişiyle yazışıyorsunuz, X kişiyle. Bu X kişiyle ilgili tüm yazışmalarınızı aynı başlık altında topluyor. Şu an zaten şu an bir tane görüşmemiz var. Bu görüşmemizle ilgili olarak da bütün yazılar burada geçiyor. Tabii bunu açmayayım şimdi. Bölümlerimize bir bakacak olursak diğer seçenekler düğmesi uzun basıldı. Diğer seçenekler var. Ara. Arama yapılabiliyor. Yaz. Yaz dediğimizde buradan doğrudan mesaj yazma ekranı geliyor. Mesajlarımızın ayarlarına bir ara bakalım. Diğer seçenek. Burada seç. Mesajların hepsini seçebiliyoruz. Buraya tıkladığımızda seç ekranı geliyor. İsterseniz bir yapalım. Çünkü çok önemli burası. Mesajlar. Sıfır seçildi düğmesi. Burada sıfır seçildi veya bazı sistemlerde tümünü seç, onay kutusu işaretli değil denebiliyor. Şimdi ben bu sıfır seçildi düğmesine tıkladığımda içinde bir öğe gösteriliyor. Tümünü seç. Tümünü seç yapıp güç tasarrufum öncelikli gönder işaretli onay kutusu öncelik sil. Öncelikli gönderen sil. Evet. En sağ köşede sil düğmesini bulup tıkladığımda uyarı konuşmayı sil. Bu konuşma silinecek iptal sil. Bu iptal sil düğmesi. Ve sil mesajlar düğmesi mesajlar, evet, mesajlar silindi. Şu an mesajlar silindi. Bu şekilde seçili mesajları toptan silebiliyoruz. Bu arada bu sistemle de birkaç kişiye mesaj gönderebiliyoruz ama sınırı var. Onu söyleyeyim. 10 kişiydi galiba, tam emin değilim ama sınırı var. Buradan grup mesajı da o anlamda gönderilebiliyor. Kilitli mesajlar. Mesajlarımızı istersek kilitleyebiliyoruz. Spam mesajları. Mesela belli bir böyle bizi rahatsız eden, biliyorsunuz günümüzde numaralarımız her tarafta geziyor. Mesajlar, reklam mesajları almak istemiyorsak eğer numara belli ise spam'a atabiliyoruz ve bu şekilde engelleme yapabiliyoruz. Yazı tipi boyutu. Yazı tipi boyutunu ayarlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde istediğimiz yazı tipini. Uyarı yazı tipi. Yazı tipi işaretli, cihaz yazı tipi boyutlarını kullan. İşaretli değil, çok küçük. 41 işaretli değil, ekstra küçük. İşaretli değil, küçük. İşaretli değil, orta. İşaretli değil, büyük. Evet, az görenler için bunu bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesajlar. Bu çok diğer önemli. Devam İçinde edelim. Kilitli mesaj, spam mesaj, yazı tipi, ayarlar. Ayarlara girebiliyoruz. Yardım,
Yardım. Ayarlar. Ayarlarda neler var bir bakalım. Ayarlar. Ayarlar. Diğer seçenekler. Varsayılan mesajlaşma uygulaması. Varsayılan mesajlaşma uygulamanızı ayarlayın. Evet, birden fazla mesajlaşma uygulaması varsa genelde arayüz giydirme sistemlerde Hangouts'un yanı sıra bu tarz mesajlaşma uygulamaları olabiliyor ve biz buradan varsayılan mesaj uygulamamızı seçebiliyoruz. Ekran. Ekran ayarı yapabiliyoruz, yani arka plan gibi. Hızlı yanıtlar. Hızlı yanıtlar ayarlayabiliyoruz. Şu an toplantıdayım, daha sonra ararım. Metin mesajları. Metin mesajları ile ilgili ayarlar söz konusu. Multimedya mesajları. Multimedya mesajları ile ilgili ayarlar, gene tanımlama ile ilgili ayarlar söz konusu. Eski mesajları sil, açık. Evet, eski mesajları kendisi belli bir süre sonra silebiliyor. Öncelikli gönderenler, işaretli, onay kutusu. Öncelikli gönderen olarak Hakan atadığımız... Evet, mesela şu an gelen mesajı okudu. İletim mesajları açık. İletim mesajlarını deneyebiliyoruz.